5. dakikada geldi. Onlardan geldi. Biz ilk 45 dakika kaleye son 3 dakikada gittik. O da doğru düzgün bir pozisyon yok. Barış'a penaltı diye itiraz vardı Barış'tan. O da VAR'dan geldi. Aldatmaya yönelik sarı kart. Bir türlü atak yapamayan, defans arkasına koşamayan bir milli takım vardı. Yani bu milli takımın oynadığı taktiği sen de söyledin, ne olduğu belli değil. İkinci yarıya biraz iyi başladık dedik ama 62. dakikada Barış Alper ikinci sarıdan kırmızı gördü. Kalemizi de anlı yokladılar. Biraz akıllı olsalardı, biraz golcüleri olsalardı maç farklı geçerdi. Bu arada bizim grubumuzda yine onu söyleyeyim. İzlanda Karadağ'ı yendi 2-0 kral. Bu arada Çok normal İzlanda 2-0. Evet. bir skor. Normal bir skor. 2-0'lık Buyur kral. İrlanda'nın Devam yani et. doğal. Evet, senin buyur sen söyle. Yani ben bugün milli takım ne oynadı, ne yaptı, hiçbir şey göremedim. Takımda böyle çok isteyen, çok koşan, mücadele eden vallahi kimse yoktu ya. Birazcık şey vardı. Kenan Yıldız bir şeyler yapmaya Evet. istedi. Mücadele etti. Barış zaten kırmızı kart neden görürsün? Bu bir şımarıklık gösterisi bence. Hiç gerek yokken rakibin ayağına bastı. Zaten sarı kartın var. Sen nasıl profesyonelsin? Artı yani Montella adam belli. Yani Barış Alper oyunda değil. Şımarık oynuyor. Pozisyon kaptırıyor. Her an ikinci sarıyı görecek. Al kardeşim oyundan. Alması lazım Yücel. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Burada Montella'ya ben hatada buluyorum. Çünkü Kral, mutlak oyuncu surette değişikliklerine ne diyorsun? Oyuncu değişikliklerine ne diyorsun? Oyuncu değişikliklerine. oyuncu değişikliklerinde Montella sınıfta kaldı Yücel. Niye kaldı? Madem Hakan'ı oynatacaktın, baştan neden oynatmıyorsun kardeşim? İkinci yarı oyuna daha geç ısınır futbolcular. Sen bunu bilmiyor musun? Ve bu da sakatlık için adeta davetiye çıkartmaktan öteye geçtir. Geçtiği de bu ıslak zeminde en kolay sakatlık olur. Çok çabuk sakatlık olur. Peki madem Hakan iyiydi, sakat değildi, neden oynamadı oyunun başında? Onu da anlamış değilim. Montella böyle bir adam. Her sahada yoktu Yücel. Bunu da söyleyelim. Rakip takım duran toplarda etkili geldi. Bir de defans halkamıza attıkları toplarda pozisyonlar yakaladılar. İlk yarı şans hep yanımızdaydı. Her son 15 dakika, 20 dakika sen burada bunu hazırlarken inan çok 3-4 tane %100 gol kaçıran galler vardı. Şans bizden yanaydı. Bunu söylemek istiyorum. Defans kurgumuzumuz zaten Kaan'dan olmaz. Yani bu Kaan neden oynar? Nasıl oynar? Bu ağırlıkta bir Kaan'ın bizim milli takımda oynamasına kim izin verir? Nasıl düşüncedir bu? Ben anlamış değilim. Türkiye'de başka sağ bek yok ki Kaan'ı alıyorlar. Yan pas, geri pas. Yan pas, geri. Başka bir şey yaptığını ben gerçekten görmedim Yücel. Ama bizim futbolcuların birçoğunun videsinin 2'den 3'e geçmediğini yani bir antrenman havasında oynadıklarını söylemek istiyorum. İsteyen bir Türkiye bu takımı çok rahat yenebilirdi. Onların 2 tane 3 tane oyuncusu vardı, etkiliydi. Bizde yani bayağı iyi oyuncular vardı. Biliyorsun Türkiye'nin kadro değeri Kadro değerlerini de söyle 327 kral. kadro değerimiz 327 milyon. Rakibin ise 161 milyon. Ama bu farkı hiç sahada göremedik Yücel. Bunu da kabul edelim. Yani bu fark sahaya yansımadı. Tam tersi 161 milyon euro olan Galler bize ne top gösterdi, pozisyon yakalattı, ne pozisyona girdik, ne ah uh dedik. Yani %100 pozisyona da giremedik. Toplamda 3-4 tane pozisyona girdik. İnan bana İrlanda takımının en az 10-12 %100 pozisyonu var. Ya direğin yanından Kral, gitti, ya seni alt geçti. destekleyecek bir şey söyleyeyim. İstatistikler topla oynama %67'ye %33. Top Galler takımında. Toplam şut 15'e 5 Galler takımı. İsabetli şut birebir. 529'a 230 başarılı paslar.
Korner 4'e 3, orta 21'e 7, faul 20'ye 12 biz kazanmışız, bir tek faulde. Ofsayt da 4'e 3.